Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Nisan Cumartesi ABD Kinland Hipodromu'ndaki altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk koşuya geçmeden önce bugünkü yurt dışı bahisçilerin yorumlarını vereyim. 3 Nisan için handikaperlerin oluşturduğu tablo ekranda gördüğünüz gibi. Üçüncü koşu bizim altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Burada da Scott Hazelton, Tom Leach, Jeremy Plonk, Gabby Goddard ve Kim Nielsen'ın seçimlerini görüyorsunuz. Tüm yarış programını ihtiva ediyor. Üçüncü ayak bizim altılı ganyanın ilk ayağı. Sekizinci ayak da altılı ganyanın altıncı ayağını oluşturuyor. Seçimler bu şekilde. Burada videoyu durdurup da istifade edebilirsiniz. Ya da videonun sonunda yorumlar kısmına bu sayfayı link olarak veriyorum. Oradan daha detaylı inceleme şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik altılı ganyan programına. 21.12'de bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 13 isim start alacak gözüküyor. Ekranda gördüğünüz gibi oldukça üst grup bir maiden koşu olduğunu söyleyebilirim. 79 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 3 yaşlara mahsus 1100 metre, 1300 metre kum pistte koşulacak. Burada ilk olarak 5 numaralı Shadow Matter Louis Saez ile start alıyor. Kariyerinde bir kez koşmuş. 1200 metrede 4 Mart'ta Fair Grand Sipodrom'unda 1200 metre kum pistte koşmuş. 55 bin dolar orta seviyede bir maiden koşu. 1,5 boy farkla ikinci olmuş. Aynı koşuda üçüncü olan Casey Roquette var zannedersem iki numaraydı. Pardon. İkinci yer vermek istediğim isim Mr. Annoying Joel Rosario ile start alıyor. O da kariyerinde bir kez start almış. 1000 metre çim pistte 26 Şubat'ta Gulfstream Park Hipodromu'nda üçüncülüğü var. Tiger Gaffalone ile bugün Joel Rosario ile start alıyor. İki numaralı Mr. Annoying. 10 numaralı Casey Roquette, Shadow Matter, 5 numaralı Shadow Matter'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. O da kariyerinde bir kez start almış. 1200 metre kum pistte Michael Mena ile start alacak bugün. 10 numaralı Casey Roquette. 11 numaralı Primary Endpoint Florent Geroux ile start alıyor. Pioneer of the Nile yavrusu 600 bin dolara satın alınan bir isim. Kariyerinin ilk startında yarışacak bugün. Son olarak da Chris Landeros'la kariyerinin tek koşusunda 4 Mart'ta Turf Bay Park Hipodromu'nda 1200 metre sentetik pistte ikinciliği olan bir isim aynı jokeyle ile start alacak. O da 350 bin dolara satın alınan bir Into Mischief yavrusu. Yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Residivisti. Bu koşunun diğer bir web sitesindeki sıralaması şöyle. 5 numaralı Shadow Matter 3,5. 10 numaralı Casey Roquette 5, 11 numaralı Primary Endpoint 5, 2 numaralı Mr. Annoying 6,5, 13 numaralı Complicate 8, 6 numaralı Gunlap 10, 9 numaralı Recidivist 11, 7 numaralı King Mischief 13, 4 numaralı Curling Lane 19, 3 numaralı Unembellished 19, 1 numaralı Revered Knight 26, 12 numaralı Rustler 26 ve 8 numaralı Priced 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşu da ekranda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda bu koşu da üst grup bir şartlı koşu. 81 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Öne çıkan isim olarak 11 numaralı Enjoy It While We Can, Joel Rosario ile start alıyor. Son iki startında 35 bin ve 25 binlik şartlı satış koşullarının her ikisinde de yarım boy ve burun farkıyla ikinci olan bir isim. 2300 metre çim pistte ve 1700 metre çim pistte bu ikincilikleri Enjoy It While We Can, Joel Rosario ile start alacak olan 11 numaralı. Daha sonra bir numaralı Secret Time, Corey Lenari ile start alacak olan bir isim. Son startında daha doğrusu kariyerinin son startlarında oldukça üst grup koşularda start almış. Son startı bir grup 3 koşu 1600 metre çim pistte 7.liği var 4,5 boy farkla. Ondan önce de yine aynı mesafede Gulfstream Park Best Hipodromu'nda geçen seneki son startında bir Black Type koşuda ikinciliği olan bir isim.
Kore Lenari ile start alıyor bugün. 2 numaralı Osaka Girl. 3. isim ikinci ay altılı yani ikinci ayağında Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Son 6 startında 3 tane ikinciliği var. Bu sene 2 kez koşmuş. Bir altıncılığı, bir beşinciliği var Osaka Girl'ün. Burada son olarak da 4 numaralı Vividly Laurent Geroux'la start alacak olan bir isim. Yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı bahis oranları şu şekilde diğer web sitesinde 1 numaralı Secret Time 3.25'te ilk sırada yer alıyor. 4 numaralı Vividly 4.5, 11 numaralı Enjoy It While We Can 5.5, 7 numaralı Fritzy 10, 2 numaralı Osaka Girl 10, 8 numaralı I Hear You 13, 9 numaralı Empress Eleanor 13, 3 numaralı Urban Fairy Tale 15, 5 numaralı Emily Oasis 21, 6 numaralı Be The Clouds 21, 10 numaralı Moral Reasoning 21, 12 numaralı Hot Tip 34, 13 numaralı Tootsie 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı ganyanın 3. ayağına. Altılı ganyanın 3. ayağı da bir satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. 1 numaralı Notable Exception ile 11 numaralı Santa Cruiser Ekürü olmak üzere 11 isim start alıyor. Burada da arkadaşlar 7 numaralı Varant Javier Castellano ile ilk önereceğim isim şöyle ki Varant'ın orijinine baktığımızda Whisper Number First Samurai anne babası daha doğrusu babası, annesi ve annesinin babası Whisper Number aynı anneden kardeş olan Locus Point var. Whisper Number First Samurai Baba Dialed In bunun anneden kardeş. Bu Miss Locust Point'in grup 2 koşu kazanmışlığı var arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi grup 2 koşu kazanmışlığı var. Bir sürü de Black Type koşu kazanmışlıkları var. Miss Locust Point ile anneden kardeş olan 7 numaralı varyant ilk önereceğim isim. Koşu 75 bin dolar toplam ikramiyeli şartlı koşu. 7 numaralı Varant Javier Castellano ile start alıyor. Son startında da 55 binlik bir maiden koşuyu 1200 metrede Fairgrounds Podromu'nda 16 Şubat'ta 1.10.76 derecesiyle boyun farkıyla kazanmış bir isim. Bugün de Javier Castellano ile start alıyor. Daha sonra 8 numaralı Democracy Louis Sayers'le start alıyor, alacak olan bir isim. Quality Road yavrusu 400 bin dolara satın alınmış bir isim. Kariyerindeki tek startında Gulfstream Park'ta 6 Şubat'ta 1200 metre kum pistteki koşuyu burun farkıyla kazanmış. Daha sonra 2 numaralı One Fast Cat var. O da aynı şekilde 32 binlik bir maiden koşuyu 1300 metre sentetik pistte 1.16.41 derecesiyle yarım boy farkla kazanıyor. Deshaun Parker'la. Burada son olarak da 9 numaralı Founder Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 3 startından geçen sene ilk yarışında maiden koşuyu kazanıyor. 72 bin dolarlık koşuyu 1200 metre kum pistte 1.10.01 derecesiyle daha sonra bir grup 1 koşuda 5. oluyor ve son startında da oldukça üst grup bir şartlı satış koşusunda 3.'lüğü var. 9 numaralı Founder'ın. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 9 numaralı Founder 3.5 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 7 numaralı Varant 5, 8 numaralı Democracy 5, 2 numaralı One Fast Cat 5.5, 11 numaralı Santa Cruiser 9, 6 numaralı Joe Frazier 15, 3 numaralı Medicine Tail 17, 4 numaralı Surly Furious 21, 10 numaralı Manitou Wish 21, 5 numaralı Palio 26 ve 1 numaralı Notable Exception 26 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ganyanın 4. ayağına. Son 3 koşu açık koşu arkadaşlar. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte Appalachian Stakes bir grup 2 koşu. Altılı ganyanın 4. ayağında koşulacak olan. Burada da 2 numaralı Spanish Love Affair öne çıkıyor. An itibariyle de 132 AGF oranına erişmiş.
Mark Cassie antrenörlüğündeki ve Chris Landeros'la start alacak olan bir isim. Spanish Love Affair oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Kariyerindeki 5 startında da ilk koşunu 65 bin dolarlık toplam ikramiyeli 1600 metre çim pistte koşuyor. 1.38.51 derecesiyle kazanıyor. 11 boy farkla Victor Lebron'la. Daha sonra bir Black Type koşu kazanıyor yine aynı mesafede. 1.35.03'te. Daha sonra bir Grup 2 koşuda da ikinciliği var. Son startında da Grup 3 koşuda bu koşuyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Spanish Love Affair'in üzerine tıkladığınızda açılacak sayfada videoya giderek buradan videoyu Ready de starting box'taki yerini aldı. Açık grup 3 here comes Bryce. biraz Arasında bir ileri liderlik alıyorum. mücadelesi var. 1400 metre start yerine doğru gidilirken bariyer dibinde 1 numaralı Spanish Love Affair en dış kulvardan 7 numaralı Mail Bir Lord temas mücadele söz temposu konusu arttırdı oluyor ve burada. koşunun Koşuyu liderliğini aldı. kazansa da 1200 metre start yerine 1 numaralı Spanish Love Affair ve 5 Spanish numaralı Love Joy of Affair. Painting'in önünde lider olarak gidiyor. O ikilinin iki boy gerisinde iş kulvarda 2 numaralı Lihana, Dördüncülüğe Lihana'nın hemen atılıyor. dışında 6 numaralı Tobias Hart var. Tobias Hart'ın 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 4 numaralı I Get It. Onun bir boy kadar gerisinde şimdi yer alıyor 8 numaralı Designer Ready. Koşunun son 1200 metre start yeri 1 Spanish numaralı Love Affair Mail burada Order'ın bir asfalt numaraya bir liderliğiyle geçiliyor. Şimdi dış temas yapıp kulvardan onu 5 numaralı zannedersem. Joy of Painting atak yapıyor. O farkı yarım boya kadar düşürüyor. Bir boy gerilerinde 1 numaralı Spanish Love Affair. Daha sonra 4 numaralı I Get It. Dışında 6 numaralı Tobias Hart. Bir boy gerilerinde 2 numaralı Evet, burada Lihana. bir Dışında 3 numaralı numaralı Spanish Love Cornito ve Affair daha 4 sonra numaraya foul 8 yaptığı numaralı Designer Ready. gerekçesiyle Bu arada 4 numaralı I Get It koşuyu kuranlar. kazanmasına Topun rağmen tehlikesi altında bir numaralı Trevor'un 7. Swedish sıraya kadar Love düşüyor. Affair 7 numaralı Mail Order. Son 600 metre az izlediğiniz farkla önde koşuda gidiyor ama şimdi birinci dış olacak kulvardan ama temposu dördüncü de arttırdı atılacak. Bu geldi. yaptığı 5 faulden numaralı Joy dolayı of Painting izleyen bunu isteyen yakaladı. Açık arkadaşlar grup 3. Here comes tarif ettiğim Bryce Sexton. şekilde bu İtalyanlar koşuyu son düze seyredebilirler. çıkıyorlar ve son 400 metre geçiliyor. 5 numaralı Joy of Painting geliyor orta kulvardan. Atak yapıyor ve koşunun liderliğini alıyor. Dış Yanından 1 numaralı kulvara gelip Spanish Love Affair yüklendi geldi. koşuyu Şimdi rahat bir önde şekilde kaçan kazanıyor. 5 Ancak numaralı dediğim Joy of gibi Painting'i yakaladı. Gerilerden 3 numaralı dördüncülüğe Collima'nın 1'de atılacak. kaçtı. 2 boy farklı 1 numaralı Spanish Love Affair önde. 2'nüsü 3 numaralı Collima'nın ikinciliğe gidiyor. Açık grup 3. Here comes Bryce Sexy. 1 numaralı O faulü yapmasaydı bu grup 3 koşuyu da kazanmış sayılacaktı. Tyler Gaffalone ile bugün Chris Landeros'la start alıyor. 2 numaralı Spanish Love Affair. Dördüncü ayakta ilk yer verdiğim isim. Daha sonra hemen üstünde yer alan Louis Sayers'la start alacak olan 1 numaralı Joester var. O da bu sene 3 kez start almış. 7 Şubat'taki 10 Ocak'taki ve 7 Şubat'taki 1700-1700 çim pistteki koşuları 1.39.92 ile 8 yaklaşık 9 boyla kazanmış aynı jokeyle. Daha sonra bir şart satış koşusu 75 bin dolar üst seviyede bir koşuyu yaklaşık 2 boy farkla gene aynı jokeyle kazanmış ve son startında da yine 1700 metre çim pistteki koşuyu da grup 3 koşuda burun farkıyla ikinci oluyor. Uzun süre önde götürdüğü koşuyu. Bir numaralı Joester'da dördüncü ayaktaki ikinci ismimiz. Son olarak da burada dört numaralı Plum Ali. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Bu sene ilk kez start alacak ancak kariyerindeki dört startının üçünü kazanmış bir isim. Kazandığı koşular oldukça üst grup koşular. 72 bin dolarlık 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşu ve bir grup 2 koşu. 1700 metre çim pisttekini 1.42.03'le kazanıyor. Belmont Park'ta grup 2 koşuyor. Yaklaşık 2 boydan biraz fazla. 1600 metre çim pisttekini de 1.35.74'le kazanıyor. Listed koşuyor. Yaklaşık 3 boy farkla kariyerindeki ilk startında da maiden koşuyor. 1700 metre çim pistte 1.44.49 derecesiyle 2 boy farkla aynı jokeyle kazanmış. Son startında da bir grup 1 koşuda beşinciliği var. Breeders' Cup Juveniles Turf koşusu yanılmıyorsam. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 1 numaralı Joester 2.87 ile ilk sırada 2 numaralı Spanish Love Affair 4, 4 numaralı Plum Ali 4.5, daha sonra 6 numaralı Saranya 8.5, 5 numaralı Gift List 13, 3 numaralı Flown 23 sırayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı ganyanın 5. ayağına. Bir grup 3 koşu Commonwealth Stakes. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1400 metre kum pistte bir açık koşu. Burada da arkadaşlar
an itibariyle %42 AGF oranına ulaşmış olan 109 handikap puanlı Flagstaff 7 yaşında öne çıkıyor. Spice Town yavrusu Joel Rosario ile start alacak. Şunu kapatalım. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolarlık bir toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. Flagstaff Joel Rosario ile start alıyor. Son 6 startı oldukça üst grup koşularda 350 bin, 200 bin, 150 bin, 200 bin, 150 bin, 200 bin dolar gibi toplam ikramiyeli koşular. Çoğu listed grup 2 ve grup 3 koşular. Tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. Tek rakibi 2 numaralı Hidden Scroll gibi gözüküyor. Ancak ben burada Flagstaff'ı tek olarak önereceğim sizlere. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda Flagstaff 3.25'te ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 2 numaralı Hidden Scroll 4.33. Daha sonra 7 numaralı Hawk Creek Hustle 8. 5 numaralı Attachment Rate 9. 4 numaralı Special Reserve 11. 6 numaralı Muko 15. 3 numaralı Bango 17 lirayla altılı ganyanın 5. ayağında sıralanmışlar. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Bir grup 2 koşu, 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir açık koşu, grup 2 koşu Shaker Town Stakes. Burada ilk önereceğim isim Paco Lopez'le start alacak olan Imprimis var. Imprimis arkadaşlar bilgilerine baktığımızda 2019 yılında bu koşuyu kazanmış gözüküyor. Shaker Town Stakes 2019 yılı Shaker Town Stakes, Kingland Hipodromu'nda 2019 yılındaki bu koşuyu kazanmış bir isim. 2 numaralı Imprimis. Koşu 200 bin dolarlık stakes koşu, grup 2 koşu olduğunu söylemiştim. 2 numaralı Imprimis. Son 4 startın 3'ünü kazanmış, birinde de ikinci olmuş. Bu koşular gene üst seviye koşular. Buradaki koşusunda da grup 3 koşuda koşuyu kazanmasına rağmen üçüncülüğe atılmış bir isim. Kazandığı koşular bir önceki startı 1 Ocak'ta 1000 metre çim pistte listed koşu boyun farkıyla kazanmış 54-82 derecesiyle. Daha sonra bir grup 1 koşuda 13. var. Ondan bir önceki koşusunda da geçen sene 12 Eylül'de grup 3 koşu 700 bin dolarlık toplam ikramiyeli boyun farkıyla kazanıyor. 1.09.93 derecesiyle 1200 metre çim pistte. Ondan önce de 8 Ağustos'ta 1100 metre çim pistteki bir koşuda az önce de söylediğim gibi koşuyu kazanıyor. 200 bin dolarlık grup 3 koşuyor ancak üçüncülüğe indirilen bir isim 2 numaralı Imprimis. Paco Lopez ile start alacak. Altılı Gayan'da ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 13 numaralı Bound for Nowhere var. The Factor yavrusu. Joel Rosario ile start alacak. Son 3 startı 1400, 1100 ve 1100 metre çim pistlerde üst düzey bir şartlı satış koşusunu kazanıyor. 1400 metre kum pistte 1.21.92 ile 4 boydan fazla bir farkla. Sondan bir önceki startında da bir grup 3 koşuda baş farkıyla ikinci oluyor. 1100 metre çim pistte son startında da grup 2 koşuda boyun farkıyla üçüncü olmuş bir isim. Bound for Nowhere 13 numaralı. 7 numaralı Kantaka Javier Castellano ile start alıyor. O da son startında bir grup 2 koşuda 1200 metre çim pistte bir üçüncülüğü var. Jimmy Creed yavrusu. 12 numaralı The Critical Bay Luis Saez de start alıyor. Son startında Imprimis'in önünde bir listed koşuyu kazanıyor yarım boy farkla 55-30 derecesiyle 1000 metre çim pistte. Ondan önceki koşusunda da Imprimis koşuyu kazanıyor. Listed koşuda Critical Bay 3. oluyor. Yani aynı birlikte koşmuşlukları var. 12 numaralı Critical Bay'in. 11 numaralı High Crime Julian Leparux'la start alacak olan bir isim. Bu koşu günün en zor koşusu bana göre arkadaşlar. Çok yakın isimler, yakın performans sergileyen isimler var koşuda. Bir de koşu mesafesi sprint koşu olduğu için hatayı affetmeyecek bir koşu. High Crime 11 numaralı 1000 metre çim pistte de ikinciliği var aynı jokeyle.
boyun farkıyla bir grup 3 koşuda. Burada son olarak da sürprize gidecek olursak Colby Hernandez ile start alacak olan Just Might'ı ekleyin derim kuponlarınıza. Son startında 1100 metre çimden kuma alınan bir koşu 13 Şubat'ta koşuyu 5 boy farkla kazanmış. Ondan önce de 2 tane Black Type koşuda ikincilikleri olan bir isim Just Might. Altılı Ganyan'ın son ayağında yer verdiğim son isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarındaki sıralama 13 numaralı Bound for Nowhere 4.5 lirayla ilk sırada, 2 numaralı Imprimis 5, 7 numaralı Kantaka 6.5, 12 numaralı Critical Way 8, 11 numaralı High Crime 11, 5 numaralı Turn the Side 11, 4 numaralı Hollis 13, 6 numaralı Ready for Prime Time 21, 9 numaralı Just Might 21, 3 numaralı Chessmaster 67, 1 numaralı Smart Remark 67, 8 numaralı American Butterfly 67, 10 numaralı Johnny Unleashed 81 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Altılı Ganyan şablonuna gitmeden bir de yedili plasenin ilk ayağına bakalım. Yedili plasenin ilk ayağında 8 numaralı Chasing Arty ilk sırada yer alıyor. Ancak o dün koştu arkadaşlar ve Palisades Turf Sprint koşuyu kazandı. Dolayısıyla bugün koşmayacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla onu göz ardı edebilirsiniz. Koşuya baktığınızda koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Burada gördüğünüz gibi 8 numaralı Chasing Arty yer alıyor ama koşmayacak. Büyük bir ihtimalle değil, koşmayacak bugün. Koşuya gittiğimizde 1400 metre kum pistte bir koşu, şartlı koşu olduğunu söylemiştim. 5 numaralı Perfect Cut son startında bir maiden koşuyu kazanıyor. Orta derecede 1600 metre kum pisti burun farkıyla. Bugün Robbie Alvarado ile start alacak. Yedili plasede önereceğim ilk isim. İkinci isim de 7 numaralı AC Expressway Sean Birmingham'la start alacak olan isim. Son startlarında üst grup koşularda yer aldığını, start aldığını söyleyebilirim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarında sıralamada şu şekilde: 8 numaralı Chasing Arty koşmayacağı için onu pas geçiyorum. 5 numaralı Perfect Cut 3.75 ve 7 numaralı AC Expressway 4.33 ile ilk 2 sırayı paylaşıyor diyebiliriz. Geldik altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce de bizim web sitemizi söyleyeyim. www.xbracing.com. Buradan koşularla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu hazırladığım video dahil, Word belgesinde de yorumlar dahil, koşu sonuçları dahil bu web sitesinden istifade edebilirsiniz. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde arkadaşlar, bu sadece benim size bir yol gösterme adına yaptığım çalışma. Lütfen kendi çalışmalarınızı da bu kupona ekleyin. Diğer arkadaşların yorumlarından da istifade edebilirsiniz. İlk koşu bir maiden koşu. Biraz ortada bir koşu. 5 numaralı Shadow Matter, 2 numaralı Mr. Annoying, 10 numaralı KC Rocket, 11 numaralı Primary Endpoint ve 9 numaralı Recidivist geliyor sıralamada. İkinci koşuda 11 numaralı Enjoy It While We Can ilk sırada, 1 numaralı Secret Time, 2 numaralı Osaka Girl ve 4 numaralı Vividly var sıralamada. Üçüncü ayak bir satış koşusu. Burada da 4 isme yer verdik. 7 numaralı Varant, 8 numaralı Democracy, 2 numaralı One Fast Cat ve 9 numaralı Founder. Dördüncü ayak bir açık koşu, grup 2 koşu. 3 isim birbirlerine çok yakın performansları var. Spanish Love Affair öncelikli olmak üzere 1 numaralı Joster ve 4 numaralı Plum Ali geliyor sıralamada. 5. ayakta Flagstaff büyük bir ihtimalle koşuyu kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Son ayak biraz karışık bir koşu, grup 2 koşu. Burada da 6 isme yer verdim. 2 numaralı Imprimis, 2019 yılında bu koşuyu kazanan bir isim. 13 numaralı Bound for Nowhere, 7 numaralı Kantaka Javier Castellano ile, 12 numaralı The Critical Way, 11 numaralı High Crime ve son olarak da 9 numaralı Just Might yer verdiğim son
isim Altılı Ganyan'ın 6. ayağında. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki King'le yarışlarıydı sanırım. O yarışlarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.